Ama ya dediğin gibi evet, belli bir noktadan sonra hani 16 seviye Fiora'lar için kader anıdır. Rakip için de Ruin Fiora. Zayt not Vayne. Hades Yasuo. Storm Edge Lee Sin. Ne oluyoruz oğlum? Geliyor Wolf'tan güzel bir durant kalkan ama çok önde kaldı. Sıçra kullanmak zorunda kalabilir. Diğer tarafta Hades kullanıyor sıçrayı. Son anda gelen kalkanla beraber hayatta kaldı. Rındırın da kullandı. Storm yaklaşıyor şimdi buraya. Zartok'ta Wolf'un çok az yanı var. Kireyi ileri doğru sıçra attı. İlk an Kireyi oluyor burada. Sonrasında skoru aldı. Zartok aldı oğlum, ama. Oğlum Kireyi bu arada bu seri boyunca bot lane'i oynamış lan herhalde. Ne zaman izlesek Kireyi sürekli Karthus'la bot lane'di abi. Evet. Potansiyelleri var. Evet, bir noktaya kadar. Aslında Storm Edge değilsin. Onu söyledik mi? Onu söyledim. Storm da geldi. Yine bir 2-2 izleyeceğiz. Kireyi çok fazla hasar aldı. Kireyi anında düşüyor. Storm'un gelişi işleri değiştirdi. Fep Bubbles'ın hala ultisi var. Burada Kireyi pasifinin içinden güzel kaçtı. Oyuncuları ama. Şimdi arkasında saçar Tohum. Yarın için oradaki savaşı tamamen dağıttı. Fap önde yakalanıyor. Fap düştü. Burada Frost. Aslında Fabulous'la Storm Edge 2v2'yi de kazanmışlar Ruin Kireyi'ye karşı gayet. Ama ultisi patlamış Fiora'nın. Evet. 5 top lane ban nedir abi? Dur bakayım. Matchup nasıl kan? Bak banlara bak. Supun banlarına bakın abi. Jayce, Kayle, Ryze, GP, Irelia. 5 tane top lane banlamışlar. Her şeyi banlamışlar abi. Fiora almış bu sefer de. Aatrox Fiora matchup'ı nasıl? Bence Fiora üstün ama Aatrox da o kadar kötü değil. Ama Fiora yine kazanıyor. Yani Ruin hep kazanan matchup oynuyor zaten. Fiora daha iyi mı? Diye biliyorum. Aynen. Yani öyle biraz. Önemli olan hangisinin hangi yeteneği ne zaman kullandı. Gerçekten iki tarafı da gidebilecek birebir. Şimdi buraya bir kere daha baskın geliyor. Wolf biraz önde yakalandı ve Wolf'un gidişini durdurdular. Bololuyla Kireyi burada. Ulti geldi Kireyden hemen arka tarafta şimdi Zaytos. Çok hasar alacak burada. Yoğunlaşmasına rağmen kurtulamayacak bir isim var ama buraya Storm Edge'de yetişti. Şimdi iki destek oyuncusu düşmüştü. Zaytos'tan skor geliyor. Ulti Zaytos ama hala hayatta. Zaytos'un enerjiye bak. Yazık lan. Berkay'ın benim. Şöyle oynayıp kaybetsem oturur ağlardım bu arada ya. Çok istiyim abi. Her gün sildim. Burayı kurtarmak için yardıma ihtiyacı var açık bir biçimde. Storm buraya yaklaşmadan Kireyi rahat bir biçimde alameti alacak. Abi bak Kaan dakikayı gördün mü? Doğru edip odaklanmak. Dakika? Dakikayı ve Rift'i gördün mü? Rift'i ve dakikayı deminki. Yine Kireyi aldı abi. Klasik abi, evet. Klasik bir şey daha var şu sol üstte bakarsanız. O da klasiktir. Bu arada bot lane de fena kazanıyor Zayt Not Wolf. Evet. Ölüyorum çünkü Japon'a yakalandı. 3 kişinin arasında şu anda ha. Çok Kireyi fazla hasar yedi ama. Burada da nasıl kaybedebilir ki? Havaya kalkan isim burada Storm Edge'de oldu. Tekmeyi atamadan kendisi havada yakalandı ve Hades ultisine düşüyor. Şimdi arka tarafta Wolf uzaklaşmaya çalışıyor burada. Güzel bir hasar vermişti Zayt Not ama Japone. Frozen zor pozisyonda kalabilir. Arındırı var hala Frozen'ı unutmayalım ama Frozen 3 pozisyonda kalacak. Ruin geldi şimdi. Alacakaranlık perde. Fiora ile mid'e roa mı atıyor abi adam? Çok fazla hasar aldı hortlak mayından. Ruin'e gidecek bir skor. Zarkot şimdi buradan çıkmaya çalışacak ama işi çok zor görünüyor. Diğer tarafta 2'ye 1 atan bir isim var. Fabulous gelmiş oraya ama Zarkot burada düşecek. Ruin son hasar gelir mi? Ruin son hasar geldi. Şimdi buradan uzaklaşmaya çalışacak. Manası da yok. Oğlum. Fena bir şey lan Ruin. Aga bu ne ya, sola kere atıyor oyunları amına koyayım. Bu yop oyunu da tek başına kerelemiş. Devam edecekler gibi. Japone buz yanığını bekliyor. Wolf'a tutan buz yanığı. İlk yük, ikinci yük, üçüncü yük ve dördüncü yük. Wolf buradan uzaklaşmaya çalışacak ama Kirey'den gelen hasar yetecek mi acaba diye bakıyorum. Kule altına girmek istemedi 1900 Fenerbahçe. Görkem bu attığın donate nedir kardeşim, anlamadım. Bunu okumayacağım da çok saçma. Biraz büyümeni tavsiye ediyorum sana. Şundan geliyor. Şundan geldi arkaya. Storm yine de içeri girdi. Storm çalmayı başardı. Çaldı. Storm bunu çalmayı başardı. Güzel bir galiba ultisi. Ve bahçişe 0-5'im. Tabii kabullenmeyiz kaybettiğimizi. Çünkü kaybetmedik diyor burada. 3'te 3 geldi Fab Fabulous'tan. Bir kere daha aynı. Yani bu senaryoyu o kadar çok gördük ki. Ufak bir savaş. Skor çıkıyor ya da çıkmıyor. 1907 Fenerbahçe önde çıkıyor ya da çıkmıyor. Ama ejderi alan 1907 Fenerbahçe oluyor. Allah Allah. Ejder oğlum tamam bak. Görün şu anda çok çok güçlü. Bir şey diyeceğim. Maçlarda bütün maçları izliyoruz. Hepsi böyle çok çekişmeli geçiyor ve Supermassive genelde önde oluyor.
Ruin çıkıp taşıyor ama bak burada Fabulous da kötü oynamıyor adam 4-1 falan yani. Beraber uzaklara gidiyor ve kendi ultisini kendi üzerinde kullandı ama Bull arada kalmıştı. Asıl arada kalan isim Fabulous. Fabulous buradan çıkabilecek. Uzaklaşmayı başardı ama arkada çapını kötü oynamış bir fight ama. Evet. Hades'le arada 2 skor birden. Kirey'in ultisi 2 kişiyi düşürebilir mi? Birini düşürdü, biri hayatta kaldı. Abi baksana şuna amına koyayım ya. Kirey izin vermiyor onun hayatta kalmasına. Storm da düşecek gibi duruyor. Göklerden gelen bir karar vardır deyip bam 5 kişi ötü geçiyor. Avlamaya devam ediyor. 3'te 3 bu sefer Kirey'den. Kirey. Ve Baron'a giren tarafta 1907 Fenerbahçe oldu bu sefer. Tetiği çekler rakibin özellikle koridorun... Abi şu üçlü bütün oyunları taşıyor bu arada. Bak ekranda görünen üçlü. Baron yapanlar değil mi? Aynen Baron bile onlar alıyor zaten abi. Baksana bu nedir amına koyayım. Bir şekilde rakibi ayırmak amaçlı kullanılardı. Hades önde kaldı ama kimse isabet etmedi. Hades ama zaten 16 seviye oldu kartus bu arada. Arkadan şimdi Storm nasıl geldi. Storm güzel bir tekme. Hades'i gönderdi ama yani o tekme de şu anda yeterli değil. Arkada bir de ulti geliyor Bulls'tan ama Storm düştü. Storm burada da Storm intik oymuş turbo. Turbo ama. Hades'i sıkıştırmayı başardı orada. Hades kışkırtılınca Ruin daha fazla ilerlemedi. Kirey'den ulti geldi. Ruin yukarıda hareket etmeyi de oha! Üzerinde hiçbir defans eşyası yok. Kronometreyi de kullanmadı düşmeyeceğini düşünerek. Ama çok Frozen normal düşüyor normal. Burada. Tamam, Frozen'ın okay düşüşü maçın da bitiş anlamına gelebilir. Normal. Bahçeşehir Supermassive'in düşüşü anlamına gelebilir. Bu aşağıda bu arada. Kule alırken yukarısı yok. Burada Wolf'un düştüğünü göreceğiz. Şimdi aşağıdan inhibitörü almaya çalışacaklar. Fabulous buraya geliyor. Ultisi yok. Az önce kullandı Ruin ile yaptığı birebir de. Kardeşim Ruin yani. Ruin yalnız orada biraz ekstra. Kirey geldiğinden beri kartus alıyor. Geliyor R'ye basıyor. Bak böyle bir şey olabilir mi abi bak. Bak şimdi şurada atacak. Normal lan bu candan tekemesi. Nasıl amına koyayım ya. Kanka bak. Dürümleri bilmiyorsun. Dark Arus var. Kanka Dark Arus ona patlamıyor ki direkt tek yiyerif. Ama Frozen düşüyor. Dark Arus patlamadan tek yiyor direkt. Maçın evet Dark Arus patlamamış adamı tek yemiş. Düşüş anlamına gelebilir. Aşağıda bu arada kule alınırken yukarıdan Ruin düştü ama burada Wolf'un düştüğünü göreceğiz. Şimdi aşağıdan inhibitör almaya çalışacak. Dur şuraları izleyelim ya. Dur şuralar abi. Ha Nexus patlarken. Top önde yakalandı. Çok fazla hasar ve 1907 Fenerbahçe. Bahçeşehir Supermassive'in serisini bitiyor. Tarihindeki ilk KMF'de şampiyonluğa ulaşıyor. Bu takım MSI'ya gidiyor. Tarihindeki vay ilk KMF şampiyonluğu üst üste 20. galibiyet bu sezon. İnanılmaz bir seri. Ligde 14 maç, yarı finalde 3 maç, finalde 3 maç. Vay bu be takım 20 maçtır kaybetmiyor. Bu takım KMF şampiyonu. Bu takım Türkiye'nin, VFŞL'nin MSI temsilcisi. Bir de rakibe hiçbir şans vermediler. Yaptı. Arkadaşlar izlemedim ben maçları. Buraları izlemek istiyorum. Zaten TSM maçına geçeceğiz birazdan. Bu maçta baştan aşağı hakim taraflardı. Vayne'in ekstra iyi oyununa rağmen oyunun orta bölümünden sonra mutlak hakimiyeti aldılar. Ve çok net bir galibiyetle, yine çok net bir zaferle 3-0'la üst üste 20. galibiyete darısı bu serinin devamı MSI'de olur inşallah diyelim. Ve İnşallah. KMF şampiyonu 1907 Fenerbahçe. Vay be. Şimdi burada kupasını kaldıracak. Kupayı kaldırsınlar oyuncuları oğlum. Nedir o kadar kazandılar ya. Nasıl mutlu olduğunu görüyoruz. Bu takıma ligin başında kimse yarı finalden fazla bir şey görebileceğine ihtimal bile vermiyordu. Evet ama biz de öyleydik. Lige 2-2 başladı. Lige 2-2 başladıktan sonra buradalar. Mağlubiyet aldılar. Arkalarına bakmadılar. Aynen öyle. Ve burada özellikle yönetimi ve teknik ekibi de kutlamak lazım. Yani Bolulu'yu ve Hades'i ve Japone'yi de hani Kirey ve... Bug'lı takım kurmuşlar abi. Fenerbahçe'nin yönetimi helal olsun. Nasıl bir arada oynadıklarını ve nasıl geliştiklerini sezon boyunca çok biliyorum. Ve KMF şampiyonu 1907 Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Vay be. Tebrikler. Şu anda ekranın arkası dönük olan Kirey'in önderliğinde, onun takım kaptanlığında büyük bir zafer elde ettiler. Aga be, Zeitnot'un arkadan geçişi her şeyi anlatıyor abi. 1907 Fenerbahçe bu sene bizi MSI'de temsil edecek. Ve takımın da şu anda...